Evet, tünaydın değerli katılımcılar. Ali Hoca ile birlikte öğleden sonranın ilk oturumunu açıyoruz. Oturumun ilk konuşmacısı tanıdık bir sima. Sayın Profesör Doktor Tanju Besler. Bize adipoz doku, obezite ve mikrobiyota ilişkisini anlatacaklar. Buyurun Sayın Besler. Teşekkür ederim Murat Hocam. Değerli başkanlar, herkesi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Öğleden sonra ilk oturum, biraz zaman da 15 dakika kadar geçti. Hızlıca paylaşımda bulunmak istiyorum. Şimdi ben özellikle şu sunum planımı açabilirsem, İzninizle bir iki tane Türkiye'ye ait veriyi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra dünya ve Türkiye'de beslenme ilintili hastalıkların durumuyla ilgili bir kabaca bilgi vermek istiyorum. Konu da obezite olduğu için mikrobiyota obezite ve adipoz doku etkileşimi. Dolayısıyla burada acaba nerede Türkiye? Adipoz doku biyolojisine kısaca bakış diye bir kısa bir şeyim var, kısmım var. Daha sonra önemli endokrin organı adipoz dokunun biyolojisi hakkında kısaca bir şeyler paylaşmak istiyorum. Diyetin adipoz doku üzerine etkisi var mıdır sorusu belki mikrobiyota ile ilişki açısından önemli. Ve diyet adipoz doku ve mikrobiyota ile de olan ilişkiyi kurmaya çalıştıktan sonra da bir iki tane ufak tefek sonuç ve yorum paylaşımında bulunmak istiyorum. Şimdi... Tabii beslenme ilintili hastalıklar, tabii bu beslenme ilintili hastalıklar derken büyük çoğunluğu beslenmeyle ilintili hastalıklar. Tabii ki bir genetik altyapı her zaman burada var. Onu özellikle belirteyim. Obezite ve tip 2 diyabet belki son dönemlerin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da önemli sorunlardan. 1984 yılından bu yana özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre obezite görülme sıklığı yaklaşık 2 kat artmış. İki kat atmış vaziyette. 2014 yılı verisine göre 1.9 milyar yetişkin kilolu ve 600 milyon kişiye aşkın bir nüfusta obez, şişman olarak tanımlanıyor. Tip 2 diyabet prevalansı yükselmekte, bunu herkes çok iyi biliyor. Biraz sonra Türkiye ile de ilgili kısaca veri vereceğim. Ve burada belki hani belirtmek gerekir, eskiden özellikle zengin toplumların, zengin bireylerin bir sorunu olarak görülmekteydi ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunun böyle olmadığı, özellikle düşük gelire sahip gruplarda da obezitenin ve tip 2 diyabetin yaygınlaştığını biliyoruz. Ve dünyada gene 2014 verilerine göre yaklaşık 422 milyon kişi diyabetli. Tabii projeksiyona bakacak olursanız 2030 ve 2050 yıllarında projeksiyona bakacak olursanız oldukça sıkıntılı tablo daha da belirgin şekilde devam ediyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarla ilgili veri paylaşmadım. Deminki verilerim yetişkinlerdeydi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 2013 COSI çalışmasını burada vermek istiyorum. Özellikle de çocuklara yönelik Dünya Sağlık Örgütü ile beraber yapılan, yürütülen bir çalışma. Gördüğünüz gibi özellikle bu 7 ve 8 yaşları sadece kapsıyor. Erkek ve kızlarda, kadınlarda ortalama olarak 40 kent toplam görüyorsunuz %40'lar civarında, %40'lara dayanmış vaziyetteyiz. Tabii bu Z skoru, çocuklar olduğu için Z skoru Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü sistemle yapılan bir değerlendirmedir. Burada 7 ve 8 yaş grubu çocuklarda da gene şuradaki değerleri görmek mümkün. Ama aşağı yukarı çok büyük bir farklılık yok. Dolayısıyla çocuklarımızda da aslında obezite anlamlı şekilde önemli olarak duruyor.
Şimdi diyabetle ilgili bir veri, tabii ki daha iyi veriler olabilir ama ben çarpıcı olması açısından ve ülke karşılaştırması açısından endokrinologların affına sığınarak belki bir yanlış veri olabilir ama dışarıdan bakan bir insan olarak 2015 diyabet atlasına ki 7. baskı falan baktığımızda Türkiye yaş grupları eşitlendiğinde Avrupa kıtasında Almanya ve Rusya Federasyonu'ndan sonra 3. ülke olarak görünmekte. Dolayısıyla beslenmeyle ilintili hastalıklar hakikaten obezite ve tip 2 diyabet ve bunların tabii ki daha sonrasındaki etkileri açısından önemli bir tablo olması açısından bunu paylaşmak istedim. Türkiye'deki kiloluk ve obeziteye baktığımızda Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması gene Sağlık Bakanlığı SAGEM sayfasında bulunabilir. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın beraberce yürütmüş olduğu çalışma. Burada da baktığınız zaman erkek ve kadınlar kilolu ve şişmana baktığınız zaman özellikle kadınlarımız şişmanlık açısından oldukça yüksek değerlere sahip. %41 civarında. Toplam ise değerlendirdiğimizde ama bu tabii kilolukla obezitenin beraber olduğu bir tablo. Toplam olarak kilolu olanların oranı %34,6, şişman olanların oranı ise 30,3 oranında olduğu tespit edilmiştir. Şimdi tabii obezite ve mortalite riski arasında ilişkiyi hepimiz biliyoruz. Beden kitle indeksi eğer obezitenin bir biomarkeri ise, bir göstergesi ise çok net olarak gördüğünüz gibi beden kitle indeksinin artmasına 40 kilogram metre, 50 kilogram metreye kareye geldiği değerlerde ölüm mortalite oranlarında bir artış gösterdiği çok açık. Dolayısıyla önemli tablo. Peki obezite arkasında özellikle adipoz dokuyla ilişkilendirilmesi açısından söylenebilecek şeyler var tabii. Özellikle adipoz doku burada bu obezitenin oluşmasında önemli organlardan birisi. Biraz sonra da açıklayacağım. Tabii bir farklılaşım gösteriyor. Preadiposit hücreden adipozlara ve adipozlardan da işte hiperfaji ve daha sonra içinde bulundurduğu yağ miktarı ve hücre sayılarındaki artışla birlikte adipoz dokunun genişlemesi ve dolayısıyla içerisinde barındırdıkları özellikle enerji substratı ki hangisinin barındırdığını hızlıca söyleyeceğim. Dolayısıyla bunda bir artış. Bu şekil Türkiye Bilimler Akademisi asistan üyesi Gökhan Otamışlıgil'in web sayfasından alınmıştır. Harvard şeyidir. Sadece son tarafa ben bir ufak adipoz doku ekledim. Şimdi bu da kendi çalışması. Normal vücut ağırlığından obezite adipoz dokusuna geçerken acaba adipoz dokuda neler söz konusu oluyor? Normal adipoz doku obezite ile birlikte hipertrofi ve hiperplazi gösteriyor. Böylece adipozitlerin ve dolayısıyla adipoz dokunun hem sayılarında hem de içinde depoladıkları lipid miktarlarında artış oluyor. Bu çok önemli. Bunun sonucunda ise adipozitlerde ve adipoz dokuda monositer hücre ve makrofajlarda artış görülüyor ki şurada ufak tefek görülen hücreler daha sonra buralarda ortada ölmüş hücre adipozitin etrafındaki hücre grupları olarak görülebilir. Bu artışla birlikte adipozitlerin salgıladıkları tabii ki proinflamatuar yanıt, proinflamatuar sitokinler ve diğer önemli biyolojik aktiviteye sahip yapılarda da önemli artışlar söz konusu ve bunların tabii metabolik olarak organizmaya getirdikleri ilave yükler söz konusu. Şimdi aslında bir ufak düzeltme belki gözden kaçmış olabilir. Dendi ki obezler 2300 kalori alıyorsa aynı diyette zayıflar 2000 kalori alıyor. Tabii bu termodinamiğin doğasına aykırı bir şey, böyle bir şey yok. Ancak 2300 kalorilik bir diyet verirseniz belki obez bireylerin bağırsaklarında harvest ettikleri, sindirdikleri ve enerji substratlarını yararlanım için organizmaya geçirdikleri miktarlarda belki artışlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla tam tersi de zayıf bireyler için geçerli olabilir. Dolayısıyla zayıf bireylerde bu sindirim kanalındaki sindirim ve daha sonraki enerji substratlarının metabolik olarak kullanılmasını birazcık daha az yapıyor olabilirler. Dolayısıyla bu beklenen bir şey. Ama bugün hala mikrobiyota obezite adipoz doku etkileşimi içerisinde gene hala temel bilgimiz geçerli. Adipozitlerin sayı ve
hücre sayılarının artması ve içlerinin dolması direkt olarak insan organizmasında enerjinin alımıyla ilişkili bir süreç olduğu net olarak biliniyor ve dolayısıyla enerji harcamasıyla ilişkili bir formülle bunu açıklamak mümkün. Tabii ki bunun yanına belki ilave olarak gene metabolik substratların kullanımını da dikkate getirmek lazım. Özellikle de makro besin öğesi dengesi önemli. Tabii ki makro besin öğesi dengesinde özellikle diyetin yağ kompartmanında bile söyleyebileceğiniz çok şey var ki biraz önce söylendi. İşte omega 3'ler dendi. Çok LC, PUFA diye tanımladığımız çok uzun zincirli, çoklu doymamış yağ asitlerinin işte bağırsakta hem mikrobiyotaya hem de insülin salgısına kadar birçok farklı etkisinde olabileceği belirtildi. Dolayısıyla burada mikrobiyosun öğesi dengesinde enerji dengesiyle birlikte beraber söylemek lazım. Dolayısıyla obezite bu dengelerdeki eşitsizliğin sonucu olarak meydana gelen bir kavram ve bu kavram üzerinde diyet ve fiziksel aktivitenin önemli rol oynadığını da net olarak biliyoruz. Tartışmalar olsa bile, gidiş gelişler olsa bile hala diyet ve diyet yaklaşımı yani söylendi bireye özgü diyet yaklaşımı. Zaten bunun dışında bir diyet yaklaşımı söz konusu olamaz. Yani bir herhangi bir beslenmesine tüketimi söz konusu olmayan bir besinin bir kişiye verilmesiyle nasıl bir genel bir noktaya geçebilirsiniz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bireye özgü bir diyet ve gene bireye özgü bir fiziksel aktiviteyle bu dengeyi ayarlamak mümkün. Mikrobiyota burada etkin mi? Biraz sonra söyleyeceğim. Net olarak söyleyeyim mikrobiyotanın burada yani obezitenin ve dolayısıyla adipoz dokunun çoğalmasında bir etkendir diyecek bir hipotez henüz çok net olarak kurulabilmiş değil benim görebildiğim kadarıyla. Söylendi birçok söylem var. Genellikle deneysel modellerde yapılmış çalışmalar, deney hayvanları, sıçanlarda, rodentlerde yapılmış çalışmalar. Evet, bir takım bakteriyel translokasyonların etkisi, bakteri değişimlerinin bir takım etkileri, işte genetik olarak zayıf ve şişman farelerin işte kendinden sonra gelebilecek mikrobiyotanın aktarılmasıyla aynı olguların oluşması falan gibi kavramlar var ki biraz sonra da ben de söyleyeceğim ama net olarak bugün insan organizması için mikrobiyota, obezite, daha doğrusu adipoz doku biyolojisini değiştirerek obeziteye neden olur hipotezi de henüz netleşmiş bir veri değil. Bekliyoruz. Tabii ki büyük çalışmalar var. Gene kaslarda enerji kaynaklarına baktığımız zaman görüyorsunuz çok kısa süreli hareketlerde işte ATP birinci enerji substratı, ikinci enerji substratı olarak karbonhidrat depoları ve üçüncü enerji substratı olarak hemen bir saat, bir buçuk saatlik bir uğraş esnasında lipitlerin devreye girmesi ki adipoz doku temel kaynak. Dolayısıyla bu kavram içerisinde onun için enerji dengesi ve diyetin besin öğesi kompozisyonunun önemli olduğunu söylüyoruz. Adipoz doku tiplerine baktığımızda hızlı geçeyim. Kahverengi adipoz doku, beyaz adipoz doku, temel adipoz dokular. Bir de son yıllarda birkaç yıldır özellikle Nordic çalışmalarında çok karşımıza çıkıyor. 5 adipoz doku. Bu da gerekirse tartışılabilir ama benim tartışma skobumda bu yok. Beyaz adipoz doku özellikle işte enerji substratlarının depolandığı, lipid dropletlerinin yoğun olarak olduğu adipoz doku, öbürü ise daha ziyade kahverengi adipoz doku. İşte paylaşılmamış elektron çifti ve enerji paylaşımı nedeniyle daha ziyade ısı yalıtımı gibi mekanizmalarda daha etkin olarak gözüküyor. Burada görüyorsunuz kahverengi adipoz doku yanda mitokondri tarafından, mitokondrilerce çok zengin, onun için renk öyle. Öbür tarafta da ise tamamen bir beyaz adipoz doku ve trigliserit kaynaklarının olduğu doku. Baktığınız zaman da temel histolojik farklılık, beyaz adipoz dokuda çok büyük bir alanı tek bir adipoz vezikülü kaplıyor ve bütün substratları onun içerisinde, öbüründe ise parçalı parçalı daha küçük göreceli olarak beyaz dokuya göre daha küçük bir şeyi var. Vücut yağ oranlarına baktığınız zaman belki adipoz dokuyla kıyaslamak gerekirse eski bir çalışma ama hala geçerli bir standart. Erkeklerde %12 ila 20 civarında, kadınlarda da bu %20 ila %30 civarlarında bir yağ
normal olarak kabul ediliyor ve buradan da değişik formüllerle, değişik antropometrik ölçümlerden sonra yağ miktarını hesaplamak mümkün. Isı yalıtımı, mekanik koruma, enerji substrat deposu, endokrin organ ve pro ve anti-inflamatuar fonksiyonu da önemli adipoz doku fonksiyonları. Eğer enerji deposu açısından beyaz adipoz dokuyu düşünecek olursanız ve enerji metabolik kontrol süreçlerinde önemli olduğunu kabul edecek olursanız, dolayısıyla organizmanın yaşamının devamı için önemli. Tabii bu kavram içerisinde özellikle canlıyı koruma ve idame kavramı içerisinde üreme sistemi ve endokrin sistem devrede. Bireysel korunmada özellikle farklı çevresel koşullarda savaş ve kaçma için hazır ol. Dolayısıyla immün sistem için önemli bir organ. Bu kavram içerisinde baktığınızda aslında adipoz doku kritik bir aracı organ. Yani immün fonksiyonlar, endokrin fonksiyonlar ve enerji metabolik süreçleri için hakikaten aracı ve önemli bir organ olarak görülüyor. Ve birçok fonksiyonun aslında bugün 1950'lerde adipoz doku için var olan adipoz doku biyolojisi bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık endokrin organ diye adlandırılmasının tabii ki bir takım gerekçeleri var. Birçok fonksiyondan işte kan basıncının ayarlanmasından kortizol metabolizmasına kadar, homeostastan ateroskleroza kadar birçok hastalığın oluşumunda veya o süreçlerin yavaşlamasında adipoz dokunun bugün için önemli bir endokrin aracı organ olduğu belli. Birçok neden endokrin organ? Birçok faktör yağ dokusundan salınıyor ama tabii değişik koşullarda yağ dokusunun bu şeyleri, biyolojik komponentleri salması için gene bir takım etkenlerin devrede olduğunu da biliyoruz. İşte bunlardan en önemlisi, biraz sonra da söyleyeceğim, lipoprotein, lipaz seviyesi eğer artmışsa dolayısıyla adipoz doku içerisine geçecek olan serbest yağ asitleri miktarları da bir artış beklenir. Tabii bu kadar değil, adipoz dokuda yaklaşık 300'den farklı, bugün için 300'den farklı biyolojik aktiviteye sahip yapının, işte adipokinin, hormonun, molekülün olduğunu biliyoruz. Obezitenin birçok hastalık için davetiye çıkardığını biliyoruz. İşte kanserden tutun gastrointestinal hastalıklara, iskelet sistemi hastalıklarına, santral sinir sistemi üzerindeki etkisine, inmeye, genitourinary hastalıklara, kardiyovasküler hastalıklara, hipertansiyona, birçok hastalık için vücut ağırlığı denetiminin bozulmuş olması, kiloluk veya obezitenin bunlara bir davetiye çıkardığı belli. Şimdi bunun yanına mikrobiyotayı getirdiğinizde ve mikrobiyotanın bugüne kadar sabahtan beri konuşulan mikrobiyotanın önemi nedir diye baktığımızda aslında obezite için vermiş olduğumuz bu tanım aşağı yukarı aynısı mikrobiyota için geçerli. Dolayısıyla ortada var olan mikrobiyota ile obeziteyi değiştirecek olursanız etkinlik açısından bütün hastalık grupları aşağı yukarı aynı. Şimdi tabii ki söylendi, mikrobiyotanın özellikle bir geri gidecek olursam birçok hastalıkla ilişkili oldu. Alerji mahsum tartışıldı zaten. Dolayısıyla birçok hastalık için önemli olduğunu biliyoruz. Mikrobiyotayı etkileyen etmenler, diyetin önemli etkisinin olduğu konuşuldu. Özellikle kırsal alanda ve ülkeler arasındaki farklar değerlendirildi. Bunun mikrobiyota üzerinde önemli olduğunu gösterdi. Sayın Büyük Tuncer Demirel aynı şeyi, çalışmayı sundu. Ve tabii ki bu farklı beslenme alışkanlıkları, farklı kültürlerdeki insanların alışkanlıklarında doğal olarak mikrobiyotayı çok farklı olarak değiştirdiğini görüyoruz. Görüyorsunuz, renkler bile sadece içeriğine bakmaya gerek yok. Mikrobiyotada var olan bütün bakteri yükünde önemli değişikliklerin olduğunu biliyoruz. Şimdi mikrobiyotanın etkisi, obeziteye etkisi var mı sorusu önemli bir soru. Dediğim gibi yani ben var olan çalışmalardan obeziteye etkisi vardır diye bir sonuçla rahat olarak sizlerle bu sonucu paylaşamıyorum. Bu çalışma önemli bir çalışma. 2006 yılında Nature'da yayınlanmış bir çalışma. İnsan gastrointestinal sisteminde milyonlarca mikrobun yaşadığını biliyoruz. Özellikle bağırsaklarda, normal koşullarda faydalı iki temel bakteri ailesinin olduğu da bilinmektedir. Bunlar işte bakteriyotikler ve fumusitler, gram negatif ve gram pozitif bakteriler. Bu mikropların özellikle besinleri sindirimlerinde önemli fonksiyonların olduğu düşünülmekte. Bu çalışmada 12 tane obez birey, insan çalışması, 12 tane obez birey incelenmiş ve düşük enerji içeriğine sahip karbonhidrat veya lipid, düşük karbonhidrat veya düşük yağ diyetlerde verilerek bir yıl boyunca takip edilmiş bu 12 birey
ve 16 S-RIB o zaman RNA genleri sekansı sonucunda bir takım sonuçlara varılmış. Dediğim gibi bu biraz önce söylediğim gram negatif ve gram pozitif bakterilerin sekansı sonucunda aslında tüm mikrobiyotanın yaklaşık %93'ünü bunların bu bakteriyotitlerin ve formositlerin oluşturduğu bu sekans üzerinde bilinmiş, gösterilmiş. Diyet tedavisi öncesinde değerlendirmeye göre de özellikle bakteriyodeslerin anlamlı şekilde düşük olduğu görülürken formositlerin kontrollere göre daha yüksek olduğu görülmüş. Görüyorsunuz şurada kırmızılar bakteriyositler ve zamanla onlarda bir artış var. Karbonhidrat ve yağa göre de bir takım farklılıklar var. O da vücut yağ oranlarıyla ilişkilendirilerek özellikle karbonhidratların zamana bağlı olarak yani düşük karbonhidrat alımlarının diyetlerde düşük karbonhidrat içeren 12 tane obez bireyin özellikle bakteriyotiklerinde yani gram negatif bakteri toplamında daha büyük bir ilişkinin olduğu göstermiş. Ama aynı şeyi lipidler için de söylemek, burada da görüyorsunuz korelasyon R kare açısından değerlendirmeler yapılmış. İkisinde de doğrusal bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla vücut ağırlığı arttıkça bakteriyotlerde özellikle gram negatif bakterilerde önemli bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Gene etkisi var mı çalışmasını? Bu sefer rodentlerde yapılmış çalışmalar, birçok çalışma var. Burada özellikle germ free, genetik olarak hiçbir şekilde germ içermeyen sıçanlarda bu çalışmalar yapılmış. Şurada da görüyorsunuz, beyaz şeyle kolonla gösterilen şeylerde, farelerde, pardon sıçanlarda. Daha sonra conventional olarak üretilen sıçanların yaklaşık 12 hafta sonra şeylerinden, kolonlarından aynı şekilde alınan bu bakteri yükleri bu sefer germ free sıçanlara aktarılmış ve acaba ne tür değişiklikler var diye çalışmalar devam etmiş. Çok çalışma var. Burada da görüyorsunuz çok veri var. Özellikle germ free'lerin işte en soldaki şey vücut ağırlıklarının daha düşük olduğu. Germ free iken daha sonra bakteri yüklenen, kolonizasyonu yapılan sıçanlarda da conventional olanlara göre gene vücut ağırlığında bir artış olduğu tespit edilmiş ve istatistiksel olarak olduğu gösterilmiş. Ama germ free'yi eğer germ içermeyen sıçanları bir kenara çıkaracak olursak diğerlerinde de önemli açıkçası ikisinde de aslında önemli farklılıkların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aradaki farkla ilgili hiçbir yorum yok. Tabii şurada görüyoruz özellikle glikoz değerlerinde vesairede, insülin değerlerinde farklılıklar söz konusu. Yapılmış çalışmalarda özellikle bu çalışmada özellikle mikrobiyal kolonizasyonun gastrointestinal sistemde önemli olduğu ve polisakkaritlerin prosesinde ve lipoprotein lipaz aktivitesinin artması nedeniyle özellikle adipoz dokuda lipid birikimini arttıran bir unsur olabileceği aynı şekilde nükleer faktörlerinde lipogeneze giden yolakta nükleer faktörlerinde artışıyla birlikte bu trigliserit depolarının artabileceği yönünde bu çalışmada sonuçlar var. Şimdi belki özet bir çalışma. Biraz açtım zamanımı ama bitiriyorum iki dakika içerisinde. Gastrointestinal sistemdeki var olan bakterilerin özellikle lipopolisakkaritlerinin iç tarafa geçişiyle birlikte ki anlatıldı, inflamasyonun artması ve bu inflamasyonla birlikte dediğim gibi lipoprotein lipazla birlikte adipoz dokunun içerisine topladığı yağların hem miktarında hem de adipoz doku sayılarında artış olabileceği yönünde bir mevcut veri var. Tabii bunu yaparken de özellikle diğer bir önemli kavram yağ asit oksidasyonunda baskılanabileceği ile ilgili bir tamamen var olan verinin yorumlanmasıyla ilgili bir takım sonuçların olabileceğini yorumluyorlar. Bunları geçiyorum. Sonuç mikrobiyotanın obeziteye etkisi var mı? Aslında söylendi, çok fazla durmak istemiyorum. Ama değişik besin gruplarının, işte fenolik bileşikler tartışıldı. Çitin, glukagon gibi önemli mantar kaynaklı ve farklı besinlerden gelen yapılar tartışıldı. Gene galakto oligosakkarit gibi yapılar
paylaşıldı. Bunların değişik ve olumlu bakteri olabilecek, bakteriler üzerinde bir artışa neden olabileceği ve bu artış sonucunda da tabii bütün organlarda önemli değişikliklerin olabileceği ama en önemlisi de adipoz dokuda ki benim konum olması nedeniyle bence en önemlisi. Dolayısıyla inflamatuar markerların lipid birikimini azaltması nedeniyle inflamatuar markerların daha düşük olabileceği ve bir sürü işte iştahtan tutun, iştahın azalması, gliseminin düşmesi, yağ dokunun azalması, inflamasyonun düşmesi, metabolik endotoksemini ki metabolik endotoksemi de aslında hiç konuşulmadı ama önemli çünkü kendisi var oldukça o ana kadar gelen bütün aşamaları tekrar tekrar canlandıran işte bir fagositer bir hücrenin çalışması, bunun sonucunda oluşan inflamatuar yanıta ait sitokinlerin, proinflamatuar sitokinlerin artmış olması gene gidip aynı hücreden aynı mekanizmaları devamlı olarak bir kör döngü olarak artması ve dolayısıyla bu süreçlerin adipoz doku çoğalması ve inflamatuar bir genel bir tablo oluşturmasıyla sonlanması olarak düşünülüyor. Dolayısıyla ben bunları söyledikten sonra sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, Tanju Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Tabii ben 20 yıldır diyabet ve obezite tedavi eden bir hekim olarak size katılmamam mümkün değil. Hakikaten öyle mikrobiyotayı değiştirerek falan zayıflamak pek mümkün değil. Yani aslında egzersizle zayıflamak da mümkün değil. Zayıflamanın tek yolu yememek. Egzersizle kilonuzu tutabilirsiniz belki ama diyetisyenler de kafalarını sallıyorlar. Yani yemeden hiçbir şey olmuyor. Belki obezlerde mikrobiyata değişiyor olabilir ama kesinlikle. Mikrobiyatayı değiştirerek obeziteyle herhangi savaş konusunda bir şey yapabileceğimizi pek zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Tanju Hocam. Sonra alacağız soruları. Sağ olun. Şimdi ben Ali Hoca'ya devrediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler Sayın Hocam. Üçüncü oturumun bir sonraki konuşmacısı Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız. Okan Hocamız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda Avrupa Endokrin Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi. 2017 Lisbon Avrupa Endokrin Kongresi Program Organizasyon Komitesi Başkanlığı'nı yapıyor. Sayın hocamız diyabet, mellitus ve mikrobiyota başlıklı sunumunu sunacaklar. Sayın hocam buyurun. Teşekkür ederim. Sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Öncelikle ben de Türkiye Bilimler Akademisi'ne ve organizasyona böyle bir sempozyum düzenledikleri için ve bu konulara yer verdikleri için teşekkür etmek isterim. Biz endokrinoloji ve metabolizma bilim dalı olarak hem ulusal kongrelerimizde hem Avrupa Kongresi'nde hem Amerika Kongresi'nde bu konuyu gerçekten çok önemli değerlendirip işliyoruz. Aslında daha geçen hafta Orlando'da yapılan Endo Amerika Kongresi'nin açılışında iki tane plenary lecture'ımız vardı arka arkaya. Bunları Jeffrey Gordon ve Martin Blazer bu mikrobiyota ve erken yaşamla ilgili sundular. Ayrıca Türkiye'de de biz Hacettepe Üniversitesi'nde bugün itibarıyla birçok disiplini içeren bir Hacettepe Mikrobiyota Çalışma Grubu kurmuş durumdayız. Dolayısıyla hem insan kaynağı, hem altyapı oluşturma, hem de uluslararası gruplarla işbirliği anlamında çalışmalarımıza başladık. Bugün için ben sizinle diyabet-mikrobiyota ilişkisini değerlendireceğim. Önce diyabetle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra tip 1 diyabet mikrobiyota, tip 2 diyabet mikrobiyota ve müdahaleler adına acaba diyabet mikrobiyota ilişkisi nerede duruyor? Bugün için biliyoruz ki dünyada diyabet çok artan sıklıkta karşımıza çıkıyor. Bir salgın hastalık olarak. Öyle ki 400 milyonun üzerinde diyabet hastasından bahsediyoruz. Ve 2040'ta bu rakam 640 milyonları geçecek. Tabii artan sadece tip 2 diyabet değil, tip 1 diyabet de tıpkı diğer otoimmün hastalıklar gibi belirgin bir artış gösteriyor. Her iki hastalıkta da genetiğimizin son 10 yıllarda çok fazla değişmediğini göz önüne alırsak, çevresel bazı faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de diyabet için diyabet.gov.tr sayfasından güncel bilgiler edinilebilir. Bugün için Türkiye'deki diyabetli birey sayısının 7 milyonun üzerinde olduğunu, bunun %90'ından fazlasını tip 2 diyabetin teşkil ettiğini,
diyabetli bireylerin yarısının hastalıklarının farkında olmadığını ve toplam sağlık harcamalarımızın dörtte birinin, harcadığımız her 4 liranın 1 lirasının diyabete gittiğinin altını çizebiliriz. Patofizyolojiye bakacak olursak, tip 1 diyabet içinde, tip 2 diyabet içinde genlerin ve çevrenin etkisinin olduğunu biliyoruz. Tip 1 diyabet tarafına giderken beta hücre hasarı açısından burada otoimmün mekanizmalar da devreye giriyor. Ve gen çevre etkileşimiyle hem tip 2 diyabet hem tip 1 diyabet gelişiyor. Şimdi acaba mikrobiyota diyabet için çevresel faktörlerden biri midir konusuna bakacak olursak. Tabii mikrobiyota dediğimizde bugün sabahtan beri konuşuluyor. Farklı yerlerde vücudumuzun hem içinde hem üzerindeki mikroplardan bahsediyoruz. Ben konuşmamın çoğunda gastrointestinal sistem yani gut mikrobiyota üzerine değineceğim ki verilerin çoğu bu alandan geliyor. Benzer slaytları sabahki oturumlarda da gördük. Mikrobiyotanın hem immüniteyle hem metabolizmayla ilişkisi olduğunu, mikrobiyota değişikliğiyle gelişen disbiyozisin değişik mekanizmalarla hem tip 2 hem tip 1 diyabete katkıda bulunabileceğini, gerek proinflamatuar yolaklardan gerekse glukoz enerji metabolizması üzerinden destekleyen veriler var. Ama bu mikrobiyota konularını konuşmadan önce, tabii Türkiye Bilimler Akademisi konuyu değerlendirirken bilimsel olarak acaba neredeyiz ve doğru soruları sorup doğru metodolojiyle nasıl yaklaşacağız bakmak lazım. Bir kere bu ilişkilere, buraya ortaya diyabet de yazabiliriz, obezite de yazabiliriz, diğer hastalıkları da yazabiliriz. Biz bu hastalıkların çevresinde mikrobiyotanın fizyopatolojik mekanizmalara etkisini değerlendirirken denkleme girebilecek diğer faktörleri de değerlendirmenin çok önemli olduğunu söylemek lazım. Duyduk yine sabahtan, doğum şekliniz, beslenmeniz, aldığınız ilaçlar, genotipiniz, değişen yaşınız, belki fiziksel aktiviteniz, sigara içmeniz bunların tamamı mikrobiyotanızı etkiliyor. Sabahtan itibaren konuşulan bütün çalışmalarda hep guttan alındığında değil mi? Feces örneklerinden bahsettik. Acaba feces olarak aldığınız örnek lümeni, intestinal mukozayı ne kadar temsil ediyor? Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında çok bilinmeyenli bir denklemin içinde olduğumuzu ve İnsanoğlu genellikle kompleks sorulara basit cevap vermek ister. Bugün için bu kadar basit cevap vermenin mümkün olmadığının altını çizmek isterim verilere geçmeden önce. Ama tüm bunları söylemiş olduktan sonra acaba diyabetik mikrobiyota kavramı altında neler rapor edilmiş bugüne kadar? Bir kere kompozisyonun, bakterilerin kompozisyonunun değiştiğini görüyoruz. İntestinal epitel hücrelerin farklılaşmasında aralıklarının değiştiğini görüyoruz ki buna işte leaky gut ya da sızıntı sağlayan bağırsak olarak söylenebiliyor. Patojen kolonizasyonunda farklılıklar var. Dolaşımda metabolik endotoksemi var. Karaciğerde yine glukoz ve enerji homeostazında bir takım değişiklikler var. Ve yağ dokusundaki değişiklikleri de biraz önce duyduk. Dolayısıyla bu değişiklikleri telkin eden veriler var mı elimizde? Evet var. Tip 1 diyabet mikrobiyota çalışmalarını alt alta koyacak olursak, hayvan çalışmalarıyla başlanabilir. Çünkü tip 1 diyabette biz biliyoruz ki rodent modelleri çalışması oldukça kolay. Reproduktif siklusları kısa. Dolayısıyla sonlanım görebiliyorsunuz. Bir sürü tip 1 diyabet hayvan çalışması var literatürde. Neler kullanılmış? NOD dediğimiz Nanobis Diabetic Mice bir grup. Biobreeding Diabetes Prone dediğimiz BBDP ratlar da ikinci grup. Bunun yanında virüslerle endüklenen modeller de var ama çalışmaların çoğu bu iki hayvan modeli üzerinde. Nelere bakılmış? Bir kere mikrobiyotanın kompozisyonuna bakılmış. Kolonizasyonla acaba değişiklik sağlayabilir miyiz? Metabolik markerlarda bunlara bakılmış. Antibiyotik vererek değişiklik sağlayabilir miyiz? Bakılmış. Sonuçta hayvan çalışmalarını alt alta koyduğunuzda intestinal mikrobiyota tip 1 diyabet gelişimiyle ilişkili görünüyor. Ve hatta mikrobiyotanın modülasyonu ki buna protective gut flora transfer adı veriliyor. Diyabet gelişimini geciktirebilir ya da önleyebilir hayvan verilerinin ışığı altında. Peki insandaki durum ne? İnsanda sınırlı sayıda prediyabet ya da tip 1 diyabetli bireyle erken veriler var. Çalışmalardaki örneklemlerin çok küçük olduğunu göreceksiniz. Bu çalışmaların tamamı gözlemsel çalışmalar ve ilişkiye bakıyor. Mikrobiyotada kompozisyon ya da fonksiyon olarak bir değişiklik, metabolik olarak bir takım belirteçlerle ilişkili mi buna bakıyor. Ama preklinik ya da tip 1 diyabet evresinde mikrobiyota ile neden-sonuç ilişkisi gösteren bir çalışma bugün için yok. Ama biliyoruz ki teknik ve analitik metotlar yine bugünün ilk toplantısında konuşuldu. Hızlı bir gelişim içinde belki önümüzdeki birkaç yıl içinde farklı konuşuyor olacağız.
Şimdi bu konudaki ilk insan çalışmasına değinmekte fayda var. Bu Amerika-Avrupa kolaborasyonuyla yapılmış bir çalışma 2010 yılından. Bakın takipli bir longitudinal case control çalışması dediğimiz takipli vaka kontrol çalışması. Otoantikor pozitifliğinden tip 1 diyabete ilerleyen 4 tane diyabet vakasıyla 4 tane sağlıklı kontrolü 16 sRNA sekanslama metoduyla değerlendiriyorlar. Çalışmanın söylediği önemli mesaj, Bacteriodes ve Firmicutes oranlarına baktığınızda vakalarda tip 1 diyabet geliştirenlerde bir artış var. Bakteri çeşitliliğine baktığınızda da vakalarda bir azalma var. Çeşitlilikte azalma oranda değişim gösteriyor bu çalışma. Daha önemlisi bu 16S sekanslamada bakterili gruplarına birer birer baktığınızda bazı grupların otoimmünite ile pozitif korelasyon gösterdiğini, bazı grupların ise otoimmünite ile negatif korelasyon gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bağırsağımızda otoimmüniteyi tetikleyen ya da otoimmünit bozukluktan koruyan bakteriler olduğunu söylüyor bu çalışma. Daha önemli iki veri bu iki farklı çalışmadan geliyor. Bir kere toplam gen sayısı olarak bakarsanız bir kontrol grubu tip 1 diyabet ve burada seroconverted dediğimiz tip 1 diyabet gelişimi açısından antikoru pozitif ama diyabet geliştirmemiş bireyler. Bakın en düşük sayıya, gen sayısına tip 1 diyabetin sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çeşitliliğin azalması hakikaten tip 1 diyabette var gibi. Ama zamansal ilişki olarak bakarsak bu 2015 çalışması bize ilginç bir veri veriyor. Şimdi burada yine kontrolleri, serokonversiyon gösteren yani antikoru pozitifleşen bireyleri ve tanı almış diyabetlileri görüyoruz. Bakın serokonversiyon aşamasına kadar 3 grup birbirine çok benzer. Ondan sonra tip 1 diyabet tanısına gelirken kontroller ve sadece antikor pozitifliği olanlar birbirine benzer gözükürken mikrobiyal komünitenin hastalık tanısı almış olanlarda değiştiğini, azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla şu serokonversiyondan tip 1 diyabete kadar geçen süreçte bir takım değişiklikler oluyor. Ama bu hastalık gelişiyor da mikrobiyota mı değişiyor? Yoksa mikrobiyota değişiyor da tip 1 diyabete ilerlemeyi mi tetikliyor? Bu çalışmadan bunun cevabını vermek mümkün değil. Ama hayvan ve insan çalışmalarını alt alta koyup özetleyecek olursak, bir kere tip 1 diyabete gidişte başlangıç süreci yaşamın ilk yıllarında, daha 1-2-3 yaşlarındayken, aynı dönemde intestinal mikrobiyotada da dinamik bir gelişim var. Dolayısıyla mikrobiyotanın hastalığın başlangıcında rol oynadığına dair yeterli bir verimiz yok. Buna karşılık hastalığı predikte eden otoantikorların gelişimi sonrası, yani serokonversiyon sonrası, tip 1 diyabete ilerleyen çocuklarda hem bakteri çeşitliliğinde hem de bütürat ve laktat üreten bakterilerde azalma var. Tabii kritik soru ve cevaplanmayı bekleyen soru, bu intestinal mikrobiyota hangi mekanizmalarla beta hücre otoimmünitesinden klinik hastalığa, serokonversiyona katkıda bulunuyor? Ya da tam tersinden tip 1 diyabet hangi mekanizmayla mikrobiyotadaki bu değişikliklere katkıda bulunuyor? Buradan tip 2 diyabete geçecek olursak, aslında 12-13 yıl önceye geri gidersek, burada Washington University, biraz önce size söylediğim Endo'da açılış konferansını veren Jeffrey Gordon'ın grubundan bir çalışma. İlk olarak hayvan çalışması, bakıyorlar germ-free C57BL6 farelere normal mikrobiyota transferi yapıyorlar. Bu transfer sonrası farelerin gıda tüketiminin azalmış olduğunu görüyoruz. Buna rağmen bakın 2 hafta gibi farede çalışmanın yine görece avantajı, 2 hafta gibi bir süre içinde %60'lık vücut yağ artışı ve insülin direnci gelişimi var. Dolayısıyla mikrobiyota transferi kısa süre içinde insülin direncini tetiklemiş gibi görünüyor bir hayvan çalışmasında. Arkasından insanlarda iş ne oluyor diye bakacak olursak, yine gut mikrobiyota ilk kez 2010 yılında, kuzeyden çok çalışma var burada İskandinavya'dan, bu da bir Danimarka çalışması. Bakın tip 2 diyabetlilerde Firmicutes ve Clostridia'da azalma ve Bacteriodes Firmicutes oranına baktığınızda plazma glukozu ile pozitif ilişki. Yani bu oran arttıkça kanda ölçtüğünüz glukoz değeri de artıyor. Ama bakın şurada P değerine bakarsak 0.04 gibi sınırda bir anlamlılıktan bahsediyoruz. Peki zaman içinde değişimle acaba kontrol, prediyabet ve diyabet olarak baksak? Bu çalışmada Çin'den gelen 2013 yılında PLOS ONE'da yayınlanmış bir çalışma. NGT dediğimiz normal glukoz toleransı olan bireylerde prediyabetlilere göre Akkermansia muciniphilia'nın daha fazla olduğunu göstermişler. Prediyabetli ve diyabetlilerde normal gruba göre varicomicrobia denen grubunda daha az olduğunu göstermişler. Dolayısıyla bu çalışmada bize bir takım ilişkiler olduğunu söylüyor. Arkasından
Literatürde tabii ses getiren 4 tane büyük çalışma var. Her zaman olduğu gibi son 10 yıl içinde ilk büyük çalışma Çin'den geliyor. Nature'da 2012 yılında. Arkasından Danimarka grubunun Fransa ile işbirliği içinde yaptığı 2013'te gelen bir Nature paper var. Daha sonrasında yine Avrupa'dan bir makale ve en sonunda yine Jeffrey Gordon'un grubundan Science'da bir Amerika çalışması geliyor. Şimdi bu çalışmaların tamamı tip 2 diyabetle mikrobiyatanın kompozisyon ve fonksiyonel değişikliklerinin ilişkili olduğunu söylüyor. Ama söylediği sadece ilişki. Ben size bir örnek vermek istersem, hani 2012 yılına gidelim, New England Journal of Medicine'da yayınlanmış bir makale var. Bu makale ülkelerin Nobel kazanan araştırıcılarıyla ülkelerin toplam çikolata tüketimine bakıyor. Aradaki ilişki R değeri 0.79 olacak şekilde. Yani çok kuvvetli bir ilişki tanımlıyor. Bu mantıkla bakarsak çok çikolata yediğinizde Nobel alma şansınız yüksek görünüyor. Ama tabii ilişki analizleri ne yazık ki size aynı mantığı söyleyemiyor. Türkiye'de çikolatayı arttırsak herhalde Nobel sayımız artmayacak. Dolayısıyla neden sonuç elimizde olmadığı sürece, mekanistik verilere ulaşmadığınız sürece bu ilişkilere hep temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama hepsini alt alta koyarsanız tip 2 diyabet mikrobiyota ilişkisi özelinde işte bir takım bakteri gruplarında artış ve azalma söyleniyor. Ama çalışmalar arasında dahi çok önemli heterojenite var. Bu konuşmanın en başında söylediğimiz birçok çevresel faktörün aslında dikkate alınmamasından, beslenmenin, ilaçların kontrol edilmemesinden olabilir. Toplumların farklılıklarından da olabilir. Peki ama mekanizma olarak bakarsak bu 4 çalışma da yayınlandıktan sonra artık hani 3 ana yolaktan gidebiliyoruz. Bu çok konuşuldu zaten. Lipopolisakkarit artışı, bunun toll-like receptor 4 üzerinden inflamasyonu tetiklemesi, pro-inflamatuar sitokin artışı, metabolik endotoksemi dedik. Kısa zincirli yağ asitlerinin özel bir önemi var. Bütirat başta olmak üzere bunların da GPR41 ve 43 üzerinden inflamasyon üzerinde olumlu etkileri var. Ve yine safra asitlerinin de primerden sekondere dönüşümünün hem enerji harcanmasını hem de hormon sekresyonunu etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla evet, bağırsağımızdaki mikrobiyota enerji homeostaziyle, inflamasyonla, lipid glukoz metabolizmamızla bir şekilde ilişkili. Ama neden sonuç ilişkisi var mı bilmiyoruz. Bir önemli konu son zamanda yine bu da Aralık ayında 2015'te Nature'da yayınlanan makale. Biliyorsunuz bizim tip 2 diyabetli hastalarımızın hemen tamamı metformin dediğimiz ilacı kullanıyor. Acaba metforminin mikrobiyota ile bir ilişkisi olabilir miye bakıyor. Bakın burada bir hani tabii çok ülkeli kolaborasyon var. 784 tane gut metagenomu bir araya getiriyorlar. Danimarka, İsveç ve Çin'den. Burada 199 tane tip 2 diyabetli birey var. Hasta ve kontroller arasında taksonomik ve fonksiyonel profil farklılıkları gözlemleniyor. Ama 3 çalışma birbiriyle tamamen uyumlu değil. Metformin, insülin, statin ve tansiyon ilaçlarını bir alt alta koyalım. Bizim sonuçlarımıza etkisi var mı bakalım diyorlar. Yalnızca metforminin mikrobiyota kompozisyon ve fonksiyonu üzerinde etkili olduğunu görüyorlar. Nasıl etkili oluyor? Bakın metformin kullanan hastalarda Escherichia grubunda artış ki bakın bu artış aslında şurada kırmızı, koyu kırmızı ile ortada gördüğümüz barlar. Çinlilerde bunu görmüyoruz ama Avrupa grubunda ve Amerika-Avrupa kolaborasyonu olan grupta Escherichia'da artış var. Buna karşılık intestinibakter dediğimiz grupta da her 3 grupta olmak üzere bir azalma var. Dolayısıyla metformin mikrobiyota ile etkileşiyor mu? Evet etkileşiyor. Peki bunun hani klinik pratikte neye katkısı olabilir? Metformin kullandığınız hastada dedik ki işte Escherichia grubunda artış var. Bu artışla beraber hastaların propionat bütüriyat prodüksiyonundaki artış olması, intestinal glukoneogenezin artması glukoz homeostazına olumlu katkıda bulunabilir. Dolayısıyla terapötik anlamda olumlu bir etki olabilir. Ama bunun yanında gaz üretiminin artması nedeniyle bu bizim metforminde sık gördüğümüz gastrointestinal yan etkiler, adverse etkiler %30'a yakın hastada görüyoruz. Yine mikrobiyota üzerinden ilerliyor olabilir. Dolayısıyla mikrobiyota değişiklikleri tip 2 diyabette, tip 2 diyabette kullanılan bir ilaçla etkileşmek suretiyle hem terapötik etkiyi hem de adverse etkiyi modüle ediyor olabilir. Peki, heyecanlı konu tabii. Herkesin bir an önce ulaşmak istediği konu. Mikrobiyota bir şeyler yapıyorsa acaba biz mikrobiyotanın üzerinde bir şeyler yapıp hastalık tedavi edebilir miyiz? Diyabet perspektifinden bakacak olursak bu gut mikrobiyomundaki değişiklikler için işte probiyotik, prebiyotik kullanımı söz konusu. Bunu yapan çalışmalar, klinik pratikte de bir sürü kullanan insan var. Hani beklenti ne? Bunları kullandığımız zaman insülinde bir artış olsun, pankreastan insülin sekresyonunda artışa, beta hücresindeki
proliferasyon artışı da katkıda bulunsun. Aynı zamanda adipoz dokuda iyi hormonlar dediğimiz işte leptinin örneğin artışı olsun. Lipopolisakkarit aracılığı entotoksemi azalsın. Beklenti bu yönde. Hani acaba probiyotik, prebiyotik versek, mikrobiyota kompozisyonu değiştirsek bunlar olur mu diye. Şimdi bununla ilgili tabii ben literatüre bakarken bu hafta sonu itibariyle dikkatimi çeken nokta, her alanda bunu görmek mümkün değil. Probiyotik, prebiyotik alanında yapılmış kontrollü çalışma sayısı kadar meta analiz var. Zaten toplamda 15-20 tane çalışma var. Bir bu kadar da meta analiz var. Herkes mevcut çalışmaları alt alta koymuş. Bir de ben meta analiz yapayım diye bakmış. Sonuçta probiyotik kullanımı ile glukoz değerlerinde bazı meta analizlerde istatistiksel anlamlı düşüşler var. Ha bu istatistiksel anlamlı klinikte nereye tekabül eder? 0.2-0.3 milimollerden bahsediyoruz. Yani 4 miligram desilitre, 5 miligram desilitre gibi. Ama böyle objektif bir şekilde meta analiz yapan arkadaşlarımızın yorumlarına bakarsak hepsinin söylediği ortak nokta çalışmaların zaten az sayıda olması ama örneklem büyüklüklerinin yetersizliği, çalışma dizaynları ile ilgili özellikle diğer faktörleri kontrol etme anlamında problemler ve metodolojiye yönelik eleştiriler var. Dolayısıyla erken veriler evet belki heyecanlanabiliriz ama üzerine daha fazla çalışmak lazım diyor. Peki bu konu yine bugünün herhalde akşama doğru yine konuşulacak. Bu transfer meselesi, intestinal mikrobiyatanın transferi insanlarda bir yol çizebilir mi bize diye. Bir tane Hollanda çalışması, bir iki tane daha küçük çalışma var. Bunun ötesinde bir çalışma yok ve insan için bunu tartışmada hakikaten oldukça erken bir noktadayız. Gerek etkinlik, gerek off target bilemeyeceğimiz etkiler, gerekse etik ve legal konular açısından. Sonuç olarak bugün için, bugünün tarihiyle mesaj verecek olursak bizim her yıl Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin Diabetes Care Dergisi'nin Ocak ayında bir supplementi yayınlanır. Diyabette ne yapalımla ilgili. Bugün için kanıta dayalı tıp perspektifinden konuşursak 2017 kılavuzunu taradığınızda mikrobiyota, mikrobiyom, probiyotik, prebiyotik ya da FMT kelimeleri geçmiyor. Dolayısıyla kanıta dayalı tıp perspektifinde bugün için bu tedavilerin yeri var mı? Yok. İleride değişebilir mi? Bilmiyorum. Peki bir TÜBA sempozyum olduğu için acaba hani Türkiye nereye gidiyor, dünyaya bakmak lazım mı diye. Yine ben hafta sonu bu Clinical Trials Go'da acaba diyabet mikrobiyota alanında ne kadar çalışma yapılıyor buna baktım. Toplamda 104 tane çalışma çıkıyor. Bakın ilginç olarak çalışmaların çoğu Avrupa'da yoğunlaşıyor. 48 tane Avrupa'da yürüyen çalışma var. 4 tane bizim bölgemizden kayıtlı var. Aslında 2 tanesi bizden, biri tamamlanmış olmak üzere. Hepsini alt alta koyarsanız bir, çalışmaların çoğu mikrobiyota kompozisyonuna bakıyor. Bu kompozisyon çalışmalarından yine ancak ilişki analizleri çıkar. Daha ileri bir şey çıkmaz. Diyetin etkisine bakan çalışmalar var. Probiyotik, prebiyotik verdiğimizde ne oluyor? Bakan çalışmalar var. Fekal mikrobiyota transplantı ile ilgili çalışmalar var. Ve değişik anti hiperglisemiklerin özellikle inkretin grubunun etkisiyle ilgili yürüyen çalışmalar var. Tabii bu Human Microbiome Project, Human Genome Project'in hemen arkasından 2008'den beri Amerika'da yürüyor. Bugüne kadar yaptıkları yatırım 150 milyon dolar. Ben bu anlamda hem TÜBA'ya hem TÜSEB'e kayıtlara da geçiyor. Mesaj vermek isterim. Türkiye'de de hani bu konuların fonlanması anlamında umarım olumlu gelişmeler olur. Ama benim dikkatimi çeken Stanford grubunun burada yaptığı ve bence bu çalışmanın sonuçları literatürü çok önemli etkileyecek. Bu işler hakikaten heyecan verici ya da değil anlamında. Bakın burada bir kohort oluşturuyorlar. 100 tane diyabet riski olan bireyden bahsediyoruz. Çok uzun süreli takipleri yapılacak bunların yıllar içinde. Ve gerçekten bir neden-sonuç ilişkisi var mı yok mu anlamaya çalışacak bu çalışma. Sonuç olarak diyabet görültme sıklığı tüm dünyada artıyor. Bu sıklıkta genetin yanında çevresel faktörleri belirlemek önemli. Hayvan deneyleri intestinal mikrobiyotanın kompozisyon ve fonksiyon değişikliklerinin diyabet gelişimine katkı sağlayabileceğini düşündürüyor. İnsan çalışmalarında mikrobiyota değişiklikleri tip 1 ve tip 2 diyabetle ilişkili görünmekle birlikte nedensellik adına henüz veri bulunmuyor. Mikrobiyota ilişkili tedavilerin kanıta dayalı tıp perspektifinde biliyorsunuz evidence-based ve eminence-based farklılık gösterebilir. Siz bir şeye inanıp kullanabilirsiniz ama kanıt üzerinden konuşuyorsak bugün için diyabet yönetiminde yerleri yok. Mikrobiyotanın daha iyi anlaşılması gelecekte diyabet açısından hem tanı, hem izlem, hem de tedavide bize yeni seçenekler sağlayabilir. Teşekkür ederim. Sayın hocam teşekkür ederiz. Hocamız bize diyabet tipleri, tip 1, tip 2 diyabet ve mikrobiyota ilişkisi konusunda güzel bir sunum yaptılar. Şimdi soru cevap ve katkı kısmına geçelim.
Hocam sizi de buraya alalım. Evet, Sayın Hocam buyurun. Önce isminizi lütfen ve kurumunuzu. Önce sunumlar için teşekkür ediyorum. Doktor Tayfun Balım, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. Şimdi bu oturumda iki farklı sayın öğretim üyesi, birbiriyle aslında çelişen genel anlamda görüşleri bize ilettiler. Sayın Tanju Besler, mikrobiyata ile obezitenin etkisi var mı mikrobiyatanın soru işaretine? Kesin vardır şeklinde bir sonuç veremeyeceğini söyledi. İkinci konuşmacı Sayın Okan Bülent hocamız da olabileceği yönünde daha ağırlıklı ama henüz ispatlanmadığını söyledim. Şimdi ben uygulamacı bir hekimim. Şunu söylemek istiyorum. Bir defa bağırsak florası veya mikrobiyotası bizim birçok vücudumuzun mekanizmasıyla, özellikle metabolizma üzerine ciddi etkisi olduğunu biliyoruz. Kabul eden bu yönde birçok yayın da var. Florada hep burada biz bakterilerden bahsettik ama bir de kandida var malum. %20 kadar olması bağırsak florası içinde kabul edilebilir. Hatta istenen bir şey ama kandida popülasyonunun artması kişinin beslenmesi ve açlık krizleri üzerine çok ciddi etkisi var. Bu gösterilmiş ve uygulamada da kandida eradikasyonu yapıldığında kişilerin sugar cravings ya da Türkçe'ye çevirdiğimizde açlık, yani şeker aşermesi de diyebiliriz buna, ciddi oranda etkilediğini. Çünkü malum kandida doğrudan şekerle beslenir. Hatta kültür yapmak için laboratuvara verdiğimizde sabura besi yerine ekilir. Hekimler bunu bilir. Şekerdir sabura besi yeri. Dolayısıyla florada, yani ben hala flora diyorum her ne kadar bu terminoloji eskidiyse bile ama dilime böyle yerleşmiş, kusura bakmayın. Kandida hakimiyeti varsa biliniz ki o kişi şeker açlığı çekecektir. Ne zaman kandida eradike edilir o şeker açlıkları ortadan kalkıyor. Bu uygulamada benim yıllardır şahit olduğum bir şey. Bir diğeri, şimdi flora bozulduğu zaman bağırsak geçirgenliğinin leaky gut diye adlandırılan henüz batı tıbbının veya endüstriyel tıbbın bu kavramı kabul etmedi ama bundan 3-5 sene evveline kadar probiyotik kavramı da kabul edilmiyordu. Şimdi belli bir noktaya geldik. Leaky gut için de aynı noktaya gelineceğine eminim. Leaky gut demek kronik entoksikasyon ve kronik enflamasyonun başlaması demek. Beraberinde otoimmün reaksiyonun ortaya çıkması demek. Şimdi çok dar bir alandan baktığımızda mikrobiyota obeziteye etki eder mi? Hayır diyebiliyoruz. Ama ben diyorum ki mikrobiyota bozulduğu zaman bağırsak geçirgenliği bozulacaktır. Kronik entoksikasyon ve kronik enflamasyon süreci başlayacaktır. Otoimmün hastalıklar buna eklenecektir. Ki yani mesela ne diyelim? Hashimoto tiroiditi. Sayın oturum başkanı Murat Faik Bey'in değerli babası Sayın Gürbüz Erdoğan hocam benim de hocamdı. O yıllarda 1980'li yıllarda ben tıp fakültesi talebeyken Hashimoto hastalığı o kadar nadirdi ki tesadüfen bir tane saptanırsa bir ay, bir buçuk ay klinikte yatırırlardı öğrenciler görsün diye. Ama şimdi çok yaygınlattı yaşlı Hashimoto'muz. Yani bu salonda bile neredeyse bayan katılımcıların 5 tanesinde bir tanesinde Hashimoto olduğuna bahse girebilirim. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda bağırsak florasının bozulması uzun vadede endokrin sistemi bozacaktır ve kilo almayla sonuçlanacaktır. Bunu inkar etmeye kesinlikle mümkün olmadığını düşünüyorum. 3-5 sene içinde bu noktaya varacağımıza eminim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hocam cevabınız var mı? Herhangi bir şey. Başka sorumuz var mıdır? Buyurun. Cumhur Özkuyumcu, Hacettepe Üniversitesi. Şimdi sayın hocalarım, bu mekanizmalarda lipopolisakkaritleri gösteriyorsunuz. Proinflamatuar sitokinleri gösteriyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman bakterilerde bu doğal bağışık yanıt oluşturan lipopolisakkaritin birbirinden farkı yok. Nasıl oluyor ki bir bakteri grubu lipopolisakkaritiyle immün sistemi stimüle ediyor, proinflamatuar sitokinler oluşturuyor, bir diğeri yapmıyor. Bu mümkün değil. Dolayısıyla lipopolisakkaritle bunu açıklamak pek mümkün değil geliyor bana.
gram negatif bakterilerin lipopolisakaritleri farklı olmadığına göre ya da gram pozitif bakteriye bakarsak onun endotoksinini peptidoglikan dersek bu nasıl bir mekanizmayla ortaya çıkıyor? Ki biz burada adaptif immün yanıttan da bahsetmiyoruz ki antikor yanıtı bazı çalışmalarda gösterilememiş. Bir diğer konu da şimdi hatırlayamıyorum makaleyi ama normal ve obez ikizlerde yapılan çalışmalarda bakteri oranlarının değişmesine rağmen sonunda baktıkları zaman metabolitlerinde değişme olmadığını göstermişlerdi. Ve bu çok çarpıcıydı bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakterileri gösterdik öyle böyle. Ama belki metabolitlerinde bir farklılık ya göreceğiz ya görmeyeceğiz. Yani dolayısıyla bakterinin fazla olduğunu söylemek, az olduğunu söylemekle nereye gideceğiz? Bunu anlamıyorum. Bir de o lipopolisakarite dikkatinizi çekmek istedim. Sabahleyin de Tarkan hocam sundu. Dendritik hücre. Dedi ki patojen bakteriyi tanıyor, ayırıyor öbüründen. Nasıl yapıyor bunu? Ben bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Çünkü yapabilme böyle bir şey yok. Yani patojen bakteri, ben patojenim, öbürü ben değilim demiyor ki. Bunu ancak toksinleriyle yapar, etkisiyle yapar. Ama o enflamasyonu yaratmadığı sürece yapmaz diye biliyorum. Teşekkür ederim. Ben Cumhur Hocam'a çok teşekkür ediyorum ve yürekten katılıyorum. Sonuç itibariyle buradaki sunulan mekanizmaların hepsi aslında hani working hypothesis ya da proposed mekanizm adı altında değerlendirilebilir. Elimizde gerçekten neden sonuç çalışması olması için insanda böyle bir modellemeyi yapıp bağırsak duvarından gerçekten lipopolisakkaritin belli bakteriler tarafından yapılıp içeride aynı metabolik fenotipi oluşturduğunu gösterirsek ancak bunu söyleyebiliriz. Ve mesela obezlerle ilgili iyi bir noktaya değindiniz. Sonuçta hani obez ikizlerde heritability olarak bakarsak %50 civarında genetik katkı, %50 civarında çevresel katkı var. Bu çevresel katkıların böylesine karmaşık bir çevrede yaşayan insan için bir tek mikrobiyotadan kaynaklanması söz konusu değil. Dolayısıyla hala çok kompleks sorulara bizim cevap üretmemiz gerekiyor. Dediklerinizin tamamına katılıyorum. Teşekkürler hocam. Son bir soru alalım. Evet, buyurun hocam. Rıfat hocam buyurun. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesör Doktor Recep Çubuk. Tam bu konu üzerine hocama aslında yanıt vermek istiyorum. Sayın hocam, bu ayrım nasıl oluyor? Patojen olanla patojen olmayanı nasıl ayrım yapıyor? Tabii ki bunu belirleyebilmek gerçekten kolay değil. Ancak kendimin yapmış olduğu bazı deneylerden size bahsetmek isterim. Biliyorsunuz doğuma yakın zamanda annelerin immün sistemi gevşeme gösteriyor. Yani doğuma 3 hafta kala ve doğum sonrası dönemde anneler immün sistemlerinde epey bir gevşeme oluyor. Buna bağlı olarak da vajinal flora yeniden bazı spesifik bakterilere özgü olarak kendini toparlama, mesela Lactobacillus johnsoni, Lactobacillus rhamnosus türü mikroorganizmalar burada yerleşmeye başlıyorlar. Aynı şekilde annelerin sütlerinde de doğum sonrası aşamada özellikle bifidobakterler olmak üzere bifidobakter infantis sabahleyin konuşuldu. Lactobacillus türlerinden bazıları. Bunlar annenin sütüne taşınıyorlar ve sütün içerisine geliyorlar. Tabii bu mikroorganizmalar nasıl süte geliyor? Nereden geliyor? Bu konu üzerine benim yapmış olduğum bir çalışma vardı. Annelerin dışkıları, annelerin özellikle tabii doğuma yakın zamanda ve doğum sonrası dönemde annelerin kan hücreleri, aküvarları, annelerin sütleri ve bebeklerin dışkıları. Bunları kıyaslamalı olarak çalıştığımızda ilginç bir şekilde normal koşullarda biliyoruz ki sağlıklı bir insanın kan hücrelerinde ya da kanında mikroorganizma yoktur. Normalde bu böyledir değil mi? Hepimiz bunu böyle biliyoruz. Mikroorganizma varsa septisemi vardır diyoruz. Ancak yaptığımız çalışmalarda aküvarların içinde bakterilerin DNA'larını özellikle bu annelerde rastladık ve müthiş bir bakteri zenginliği. Aküvarların içerisinde müthiş bir bakteri DNA zenginliği. Ama süte geçtiğinde
sütün içerisinde sadece bifidobakterler ve laktobasiller başta olmak üzere birkaç grup mikroorganizmanın varlığı sadece kalıyor. Tabii burada da şu açıdan bu örneği verdim. Kan hücrelerinin içerisindeki bu zenginliğe, bu çeşitliliğe baktığımızda sütün içerisinde sadece birkaç çeşit mikroorganizmanın bulunması orada müthiş bir filtre mekanizmasının olduğunu, bir tanıma mekanizmasının olduğunu gösteriyor. Ama hangi yolla nasıl tanınıyor tabii bu başlı başına bir muamma. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Mikrofon. Doktor Kurtuluş Aksu, ben de Ankara Atatürk Sanatoryumunda alerji doçentiyim, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Aslında biz de yıllarca örneğin KOAH, inflamatuar hastalık dedik ama şimdi inflamasyon kavramı sanki biraz alınıyor gibi. Astımda inflamatuar bir hastalık olduğunu biliyoruz ama temel noktada gelinen şey şu. Biz bu hastalıkları, kronik hastalıkların hepsi kompleks ve heterojen hastalık diyoruz. Ve bireysel farklılıklar çok fazla. Astımda da, KOAH'ta da artık entotiplendirmeye, hatta bu hastaları genotiplendirmeye doğru gidiyoruz. Bence bu konulara da baktığımızda aslında bireysel tedavi, yani bu hastalıklarda çünkü kompleks, heterojen, gen var, çevre var, bir sürü kofaktör var. Ya bunların hangisi, hangi hastada ne şekilde çalışıyor onu yapmak çok zor. Bu konudaki hani yorumlarınızı da bekliyorum. Katılıyorum. Yani hakikaten çok zor ama tabii bilimin işi bu. Bir yerden başlamak lazım. Biz aslında tip 2 diyabet derken bir hastalıklar grubundan bahsediyoruz. Her iki tip 2 diyabet hastası birbirinin kesinlikle aynı değil. İşte burada da tabii bu kadar ciddi yatırım yapıp bu çalışmalara girerken hani fenotipin çok iyi belirleniyor olması, doğru sorunun soruluyor olması ve tıpkı bu kompozisyon fonksiyon bakmanın ötesinde belki işe transkriptom ve metabolomik araştırmayı mutlaka dahil etmek gerekiyor. Adım adım umarım hani alan bir yere doğru ilerleyecek. Teşekkürler hocam. Evet, bir soru daha almış olalım. Buyurun hocam. Süleyman Yıldırım, Medipol Üniversitesi. Okan Hocam süper bir konuşmaya çok teşekkürler. Konunuzla ilgili değil ama başlangıçta bir grup kurduğunuzdan bahsettiniz. Hacettepe'de multidisipliner bir grup kurduğunuzdan bahsettiniz. Mikrobiyota hakikaten multidisipliner bir konu ve farklı disiplinden bilim insanların bir araya gelip çalışması gereken bir konu. Acaba sizin projeleriniz neler? İlerideki çalışma konularınız neler? Onu merak ettim. Teşekkürler. Arada da isterseniz yine konuşuruz sizinle zamanı çok almamak adına. Ama hani hem mikrobiyoloji hem infeksiyon hastalıkları hem de bütün mikrobiyota adına çalışma yapılmış klinik alanlardan birer ya da ikişer arkadaşımız bu grubun içinde yer alıyor. Belli aralarla toplanıyoruz. Şu anda da hani fonlama adına düşündüğümüz ve hani proje verdiğimiz bir iki hastalığımız, hasta toplamaya başladığımızda tahmin edersiniz hani benim ben polikistik over ve kadınlarda androjen fazlalığı çalışıyorum. Bu konuda da diğerlerine göre birkaç adım ileriye gittiğimiz çalışmalarımız var. Ben de bir katkıda bulunabilirsem. Bülent Hoca tabii adım adım ilerleyeceğiz, bir yere gideceğiz inşallah dedi ama bunun tersi de olabilir yani. Bilimde bazı konular dönem dönem moda olur biliyorsunuz. Fahrettin Hocam da burada, geçen onunla da konuşmuştuk. İnşallah TÜSEP güzel bir laboratuvar kurarak bu konuda hepimize bu konuda çalışma imkanı yaratacak materyalleri dışarı yollamadan. Ama bu konuda geriye de gidebiliriz, hiçbir yere gidemeyebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Umarım bir yerlere gideriz. Biz çok teşekkür ediyoruz bu oturuma katıldığınız için. Ve bir sonraki oturum başkanlarını buraya davet ediyoruz. Sağ olun.